Maysa. Anne, boncuğum nerede? Az önce gördüm. Kızım, boncuğum buradaydı. Perçem. Bir bak kızım. Geliyorum Güneş Ana. Ne yaptın sen Maysa? Buranın hali ne? Anne, bunlar ne? Bunlar bizim eski fotoğraflarımız. Çok güzeller. Kim çizdi bunları? Erez amcam. Erez amcam ressam mıymış? İlahi Maysa. Hayır, bunlar çizim değil, fotoğraf. Fotoğraf çizilmez, makineyle çekilir. Bunlar siz misiniz? Evet, bak bu benim. Yanında oturan kim? Tanıyamadın mı babanı kızım? Hayır, çok komikmiş. Bıyığı yok. Evet, o zamanlar babam bıyıksızdı. Peki bu senin kucağındaki kim? O da sensin kızım. Yeni doğduğunda Erez amcan çekmişti bu fotoğrafı. Hiç bana benzemiyor. Herhalde o makine iyi çekememiş. İlahi Maysa, o zamanlar sen küçücüktün. Makinenin ne suçu var? Makine ne görürse onu çekiyor. Nasıl yani? Makine görüyor mu? İşte böyle bakacaksın. Evet öyle. Sen ne görürsen makine onu çeker. Amca, o zaman bana fotoğraf çekmesini öğretir misin? Tabii ki öğretirim. Yaşasın. Bu makinenin kullanımı oldukça kolay. Güneşli havalarda çekiyorsan ışığı bu ayara getiriyorsun. Bulutlu havalarda çekiyorsan bulut işaretine getiriyorsun. Bak, bununla da görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsin. Dur Maysa, nereye gidiyorsun? Düşeceksin. Bulut! Bulut! Boncuğumu gördün mü? Şimdi buradaydı. Sen görüntüyü yakınlaştırdın da o yüzden. O zaman ben bulutun yanına gidip fotoğrafını çekeyim. Hayırdır Perçem? Ne arıyorsun? Maysa'nın boncuğu kayıp. Sabah şurada görmüştüm, şimdi bulamıyorum. İyice baktın mı her yere? Baktım, yok. Neyse canım, boncuk bu. Çıkar elbet bir yerden. Çıkar da, annemden hatıra kalmıştı bana. Ben de Maysa boncukları çok seviyor diye ona vermiştim. Şimdi bulamazsak Maysa da çok üzülür. Madem hatırası var, ben de yardım edeyim sana, birlikte arayalım. Aha, fotoğraf makinesi. Nereden buldun bunu? Evet, fotoğraf makinesi. Erez amcam verdi ama ben ona başka isim koydum. Başka isim mi koydun? Ne? Neymiş? Hatıra makinesi. Güzel isim bulmuşsun. Biliyor musun Bulut? Annemlerin bir sürü hatırası var. Bugün boncuğum kayboldu, onu ararken gördüm. Evet, bizimkilerin de var. Babam göstermişti. Ne duruyoruz o zaman? Biz de hatıra toplayalım. Evet, hadi bir an önce toplayalım. Yaşasın, biz hatıra avcılarıyız. Hay Allah, burada da yok. Allah Allah, nereye gitti bu boncuk? Hiçbir yerde yok. Hadi bizi çeker misin? Uğur böceğiyle hatıramız olsun. Bütün hayvanlarla hatıra çekilemeyiz Maysa. Bu kaçıncı uğur böceği? Olsun.
Bu böcekle de hatıram olsun istiyorum. Bu sanırım çalışmıyor. Neden ki? Bilmem, anlamadım. Bozuldu işte. Bozuldu mu? Amcama götürelim. O belki tamir eder. Yok, hiçbir yerde bulamadım. Ben de bakındım her tarafa ama göremedim. Nereye gitmiş olabilir ki? Hayırdır Perçem, ne kaybettiniz? Annemden hatıra kalan bir boncuk vardı. Takması için Maysa'ya vermiştim. Sabah çadırda görmüştüm ama şimdi hiçbir yerde bulamıyorum. Durun ben de yardım edeyim size. Ağaçların o tarafa baktınız mı? Hayır. İyi, bir de ben oralara bakayım. Amca, Bulut ile fotoğraf çekerken makine bozuldu. Bozuldu mu? Ver bakalım. Bozulmamış ki bu. İçindeki film bitmiş. Film mi bitmiş? Ne yapacağız peki? Yenisini koyarız. Hadi gidelim, çadırdan alırız. Sonra da çektiğiniz fotoğrafları banyo ederiz. Banyo mu? Yıkayacak mıyız yani şimdi fotoğrafları? Evet, bir nevi öyle de diyebiliriz. Çok karanlık burası. Hiçbir şey göremiyorum. Evet, fotoğrafların yanmaması için karanlıkta yıkamamız lazım. Karanlıkta hiçbir şey görmeden nasıl yapacağız ki? Aa, bunlar ne? Dur, hareket etme. Şimdi halledeceğim ben. Bu fener neden kırmızı? Kırmızı çünkü ışık fotoğraflarımıza zarar verir. Sadece bu kırmızı ışık fotoğraflarımıza zarar vermez. Ah, gözüm! Dikkat edin çocuklar. Işık gözünüzü rahatsız edebilir. Evet çocuklar, çektiğiniz fotoğrafları artık görebilirsiniz. Yaşasın! Bulut. Fotoğraflar bunlar çıkmış. Bizim de hatıramız oldu. Maysa, saksağınla da mı hatıra fotoğrafı çektirdin? Sadece saksağın olsa yine iyi dede. Ormanda ne kadar hayvan varsa Maysa hepsiyle fotoğraf çekildi. Aa, o saksağının gagasındaki senin boncuğun değil mi Maysa? Aa, gerçekten de o. Hadi gidip alalım o zaman. Olmaz kızım, gece gece ağaca çıkılmaz. Ama ya sabaha kadar kaybolursa? Kaybolmadan buluruz inşallah kızım. Ama annen haklı. Gündüz gözüyle bakmak, gece gece bakmaktan iyidir. Bak ben sana ne anlatacağım. Saksağın hatırası deyince aklıma geldi. Bir zamanlar benim de bir saksağınla ilgili bir hatıram olmuştu. Dinleyin de anlatayım. Ben o vakitler genç bir delikanlıydım. Toroslar benden sorulurdu. Dağ başlarında koyun güder, kimsenin girmediği yerlere girer, kimsenin çıkamadığı sarp kayalara çıkardım. Ben yine dağlarda gezerken ileride uçan bir saksağın gördüm. Ama garip bir şekilde kuşun ayaklarından parlayan bir şey sarkıyordu. Önce ayağına bir ip takıldı sandım ama daha dikkatli bakınca bunun bir ip olmadığını anladım. Velhasıl kuş birazdan sarp bir kayanın tepesine kurduğu yuvasına kondu. Yuva uzaktan bile parıl parıl parlamaktaydı. Beni iyice bir merak sardı. Kayalara tırmanıp yuvaya çıktığımda bir de ne göreyim? Saksağının yuvası parıldayan taşlar ve takılarla dolu. Yuvadaki eşyaları alıp köye götürdüğümde herkes kendisine ait olan nesneyi bulup aldı. Sonradan öğrendik ki parlak nesneler bazı kuşlara ilgi çekici gelebiliyormuş. Tıpkı benim boncuklarım gibi. İşte, işte orada. Ha? Yaşasın. Teşekkür ederim Erez amca. Rica ederim kızım. Hadi taksana boncuğunu Maysa.